Merhaba, ben Çocuk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Efser Pamuk. Şimdi ben size biraz kısa bir sürede de olsa okulumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. İsminden de anlayacağınız üzere okulumuz Afyonkarahisar'ın Şuluk ilçesinde bulunmakta. Öncelikli olarak ben size Şuluk hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şuluk ilçesi Afyonkarahisar'a oldukça yakın, gelişmiş ve il merkezine en yakın ilçelerinden bir tanesidir. Tarihi, sosyal ve ekonomik yönleri bakımından da oldukça gelişmiştir. Merkeze uzaklığı 29 kilometredir. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuk süresi geçmekte. Belediye ait toplu taşıma araçları sürekli hizmet vermektedir. Bu nedenle taşıma ile ilgili, ulaşım ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ve 2019 verilerine göre toplam nüfusu da 36.788'dir. Bu Şuluk ilçemizden kışın çekilmiş güzel bir fotoğraf karesi. Şimdi okulumuzdan da kısaca bahsedecek olursam, bizim okulumuz çok yeni kurulmuş bir okul. 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde laboratuvar teknikleri programı ve ilk bir acil yardım programına da ilk kez öğrenci olarak biz %100 doluluk oranını yakaladık ve eğitim öğretime başlayıp şu anda devam etmekteyiz. Bu kapsamda bizim ilk bir acil yardım programında 40, tıbbi laboratuvar teknikleri programında ise 41 öğrencimiz mevcut. Ve biz bu yıl ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılı için patoloji laboratuvar teknikleri programını açtık. Ve ÖSYM tercih kılavuzunda 40 öğrenci kontenjanımız açılmış durumda. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi içerisinde bir tek bizim okulumuzda mevcut bu program. Genellikle sık sorulan sorularda Şuluk ilçesinde işte barınma problemi, yurt problemi olabilir mi diye soruyorlar bize. Bizim ilçemizde yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli KYK yurdu bulunmakta. Ve bizim öğrencilerimizin, şu anki mevcut öğrencilerimizin %90'ında il dışından olmalarına rağmen kesinlikle bir problem yaşamamaktalar. Aynı zamanda yurdumuz ve meslek yüksek okulumuz birbirine çok yakın mesafede olması nedeniyle herhangi bir ulaşım sorunu da bulunmamakta. Aynı zamanda kiralık, hani ilçe olması sebebiyle kirada kalabilecek evle ilgili sıkıntı yaşar mıyız diye sorular alıyoruz biz. Ama öyle bir sorun da yok. Yani rahatlıkla öğrencilerimizden tercih edenler kiradaki evlerde de kalabiliyorlar. Şimdi okulumuzdan bazı görüntülerle başlayalım. Şu anki mevcut kullanımda olan binamız burası. Bu da idari kadromuz ve akademik kadromuzla birlikte öğrencilerimizin bir eğitimin sonrası çekilmiş bir fotoğrafı. Yine okulumuzun bahçesinden bir görüntü. Akademik kadromuz ve idari kadromuz. Şu an bulunan üç programımız, 2 doçent doktor, 4 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim üyesi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Şimdi programlarımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum size. Tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olan öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yatak yatak tedavi kurumlarının biyokimya, mikrobiyoloji, histoloji, hematoloji gibi birçok laboratuvarında ve kan merkezlerinde tıbbi laboratuvar teknikleri unvanı alarak çalışmaktalar. Yine 2019 yılına ait Şuluk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun taban puanına baktığımızda 274,41 ile en son öğrencimizi almış bulunuyoruz. Peki bu program için okulumuzdaki mevcut imkanlara gelecek olursak, mevcut imkanlarımız bizim okulumuzda 146 metrekare kullanım alanına sahip 62 kişi kapasiteli bir laboratuvarımız bulunmakta. Ve içerisinde öğrencilerimizin temel becerilerini geliştirebilecek oldukları teşhisat, donanımlar mevcuttur. Aynı zamanda öğrencilerimiz hocalarımızla eşliğinde üniversite hastanesinde de laboratuvarlarda klinik imkanlarını bulmaktadırlar. Bu da bizim okulumuzun laboratuvarından bir görüntü. Gördüğünüz üzere mikroskop başında bütün öğrencilerimiz hocalara eşliğinde gerekli çalışmaları yapabiliyorlar. Yine bu da bir bizim üniversite hastanemizdeki laboratuvar ziyaretleri esnasında çekilmiş bir fotoğrafımız. Yine sürekli laboratuvarlarda hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta. En sık aldığımız sorulardan bir tanesi tıbbi laboratuvar teknikleri programından ikiye geçiş yapılabilen bölümler nereler diye çok soru alıyoruz. DGS'ye göre, hani DGS sınavına giren öğrencilerimiz acil yardım afet yönetimi, biyoloji, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, hemşirelik, moleküler biyoloji ve genetik ve sağlık yönetimi alanlarına geçiş yapabilmekteler.
İlk ve acil yardım programımızdan da kısaca değineyim. Buradaki mezun öğrencilerimiz ilk ve acil yardım sekreteri unvanı alıp yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu kurum ve özel sağlık kuruluşlarında acil servislerde, yoğun bakımlarda, travmatoloji ünitelerinde, acil yardım hastaneki ambulanslarında, sağlık personeli ve sürücü olarak aynı zamanda 112 komuta merkezlerinde ve istasyonlarında ambulans hizmetlerinde çalışabilmekteler. Yine bizim yerleştirme puanımız 2019 YKS sonucuna göre taban puanımız 308,12'dir geçen yıl puanımız. Evet, bu program için de bizim okulumuzda şu an bir uygulama sınıfımız mevcut. Ve bu uygulama sınıfımızda, hatta fotoğraflardan görmenizi isterim, laboratuvarlarda kullanım alanları mevcut olan birçok simülasyon maketlerimiz, öğrencilerimiz farklı müdahalelere gerekli hangi uygun teknikleri uygulayabileceklerini maketler üzerinde birebir öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleriyle işbirliği halinde olup birçok etkinlik ve faaliyetler de düzenlenebilmekte. Bunlar yine öğrenci uygulama sınıfımızdan görüntülerimiz. Gördüğünüz bütün ambulansın içerisindeki bütün donanımları görebilecekleri bütün araç gelişimi teşkilatımız mevcuttur. Yine dikey geçiş yapılabilen bölümlere bakılacak olursa 2020 BGS kılavuzuna göre son güncel bölümler acil yardım, afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerine öğrencilerimiz mezun duruma geldiklerinde BGS ile geçiş yapabilmekteler. Biraz önce de bahsettiğim gibi yeni bir program. Biz bunda çok heyecanlıyız. Hepinizi bekliyoruz programımızda da. Patoloji laboratuvar teknikleri unvanı olarak mezun olmak isteyen öğrencilerimiz bu programda kendilerini yetiştirebilirler ve yine mezunlarımız aynı tıbbi laboratuvar tekniklerinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı ve yataksız tedavi kurumlarının pek çok laboratuvarında ve kan merkezlerinde çalışabilmekteler. Dediğim gibi 40 kişilik kontenjanımız tercih kılavuzunda yer almakta. Yine aynı şekilde 146 metrekare kullanım alanına sahip laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyimlerini, ilk heyecanlarını gerçekleştirecekler, temel becerilerini geliştirecekler. Yine tabii laboratuvar tekniklerinde olduğu gibi bölümler aynı, geçiş yapılabilecek bölümler, lisans programlarına, DGS ile geçiş yapabilecek öğrencilerimiz, dileyenler. Tabii şimdi öğrenci laboratuvarından, dersliklerden, uygulama sınıfından bahsettik. Tabii ki okulumuzdaki imkanlar bunlar değil sadece. Bir bilgisayar laboratuvarımız bulunmakta okulumuzda. Kütüphanemiz mevcut. Kantinimiz, yemekhane alanımız mevcut. Özellikle öğrencilerimizin tadına doyamadıkları bahçemiz çok güzel. Tabii COVID-19'la mücadele kapsamında da sınıflarımız ve kullanım alanlarımız dezenfekte edildi. Ve sonraki süreçlerde bu dezenfeksiyon işlemi devam edilecek. Ve eğitim öğretim faaliyetlerine başladığımız dönemde gerekli olan bütün önlemler alınarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecekti. Peki neden Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu tercih etmeliyim? Biz güçlü kadromuz, akademik personelimizle birlikte ve bu gücümüzü de sizlerin gözlerinden aldığımız, ışıktan aldığımız öğrencilerimizle birlikte her geçen yıl bir önceki yıldan daha da ileriye gitmek için hedef yükselterek ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim bu doğrultuda eğitim öğretim yılı içerisinde birçok planlarımız var. Öğrencilerimize kariyer etkinlikleri olabilir, mesleki gelişimler için gerekli çalışmalar olabilir, sosyo-kültürel faaliyetler, geziler, farklı etkinlikler. Bunlarla ilgili pek çok şey düşünüyoruz. Bunları yapmak için de sizlere ihtiyacımız var. Tabii ki Şuhut'ta her zaman ders uygulama olarak bitmeyecek her şey. Pek çok şey Zafer Haftası etkinliklerinde özellikle Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilmekte Şuhut ilçemizde. Yine Büyük Taarruz Karargah Evi gibi tarihi mekanlarımız da bulunmakta. Tabii ki Şuhut Belediyesi tarafından pek çok konser, organizasyonlar da yapılmakta. Gençlerimizin de katılabildiği, özellikle üniversite öğrencilerinin folklor kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetler de gerçekleştirilmiştir geçen yıl. Küçük bir ilçe olmasına rağmen Kamsa bulunmakta iki tane bütün gençlerimiz sportif faaliyetlerini orada yürütebilmekteler, piknik alanları mevcut. Tabii ki biraz önce ben size çok başında bahsettiğim gibi Afyonkarahisar'a yakınlığından bahsetmiştim size. 20-25 dakika kadar uzaklıkta. O yüzden Afyon'daki bütün imkanlardan da faydalanabileceksiniz Şuhut'ta olduğunuzda. Açık ve kapalı alışveriş merkezleri, Frigya Vadisi, Afyon Kalesi, Afyon Mevlivi Hanesi, İmaret Camii gibi ve tarih kokan güzel sokaklarıyla biz sizi Afyonkarahisar'a, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bekliyoruz. Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda da
sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Okul okutu ve çalışmalarımızı yerinde görebilmeniz için sizleri her zaman okulumuza bekleriz. Peki bize nasıl ulaşabilirsiniz? su.slmeos.aku.edu.tr web sitemizden 24 saat boyunca 272 alan koduyla 218-3186 numaralı telefondan da mesai saatleri içerisinde bizleri arayarak her türlü bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum sizlere.